Bir gün iki bakır, bir gün ipek ya. İki bakır. Aşağıda yenen yarışlar tarafları uçurmuş. Terk ettik dedik ya. Bunları lokmana kestiğini geberdi. Lokman kürdür. Şahin. Heh. Kayın babaya şöyle oğlum bak, bu Ohranlı Deresi mahrum bak, biz meyveliklerimize geçemiyoruz. Burada köprünün ayağı durup durup tarihi eser gibi. Çek de göster oğlum. Karşı yola bir drayda bir iki köprü ayağı olacak. Uzadık biz zaten bu ya. Şu eski köprü ayağı. Hacı, teyzeyle, ablayla konuş. Evet, bakın işte bu eski köprü yıkılmış. Ayakları burada. Karşıda ayakları var. Ama şu anda köylü çiftçi gördüğünüz gibi bakın. Araziye gidemiyoruz. Sudan geçemiyorlar. Araziler var. Nasıl geçin öbür tarafa, ana yola. Araba geçmiyor, meyvemi satamıyorsun. Toplayamıyorsun, traktörümle geçemiyorsun, sürdüremiyorsun. Hele hele çiftçilik bir şey geçirmek. Çok zor. Bu köyde leş ver. Bütün meyvelerimiz. İstersen meyveler de çekem, gösterem. Tamam ya, çekelim. Bir mahşer durumdayız. Marvat bölgesi gibi yedeyiz. Hani şimdi nasıl geçeceksin buradan? Şuna nasıl bak. Nasıl geçeceğim? Aha geçemiyorum. Geçemiyorum ben. Bir basit sudan geçemiyorum ya. Köprü gerekiyor. Hele arabalarımız hiç geçemiyor. Hiç geçemiyor. Biz kaldık. Şöyle Tayyip babaya yapar o Allah'ın izniyle. Ha tamam. Köprü yapsın mı diyorum? Ne diyorum söyle. Geçemiyorum. Çek işte kızım, yalan söyle. Bak görünsün. Ha internete Tayyip babaya duyur. Tamam. Ohranlı köyü. Ohranlı köyü pazarla. Simav Kütahya Ohranlı. Tamam. Allah düşeceksin burada benim üstüme çek. Şöyle. Suya düşme de. Şöyle Tayyip babaya. Tamam Fadime abla. Eski yol burası zaten. Eski yolumuz şey kızım yolu bak. Eski yolumuz var, köprünün ayağı orada. Evet. Ama mahrumiyetten geçemiyoruz. Hemen nereye gidiyoruz? Geçemiyoruz. Bak kutlarla. Dünür meyveler terk edin diyor. Fındıkları terk edeceksin diyor. Yol iz yok diyor. Yok. Bunu öyle yapın. Şöyle. Emine abi ona selam söylüyoruz. O başta anamız, Tayyip babamız diyoruz Allah'ın izniyle. Ha köprü yapsın diyorsun değil mi? Köprüyü yapsın. Ömür boyu arkasındayız inşallah. Tamam. Ömür boyu desteklerimiz devam. Yapsa da yapmasa da devam da illa yaparsa tarlalarımızı değerlendireceğiz. Yaparsa da memnun oluruz de. Araçla gelemediği için 5 kilometre yukarıya bırakmak zorunda kalıyor. Gidemiyoruz. 5 kilometrelik yere nasıl biz elimizle ağır kasa işe çekeriz? Ellerime bak. Meyveler topladık. Ha meyve topluyorsun. Şey yapamıyoruz, taşıyamıyoruz. Önceden bak bu dudun olduğu yerden böyle geçerdi. Yok. Aha bak köprümüzün yeri hazır. Ama yok işte devlet el takacak. Oğlum dağıldık biz beter herhalde. Evet. Devletin el takması lazım. Bir köprü yapmak lazım. Böyle... Tabii duyurmak lazım devlete. Devlet duysa yapar. Duymadığı için yapmıyor. Şimdi buradan arkadan devlete laf ediyorlar. Hem de biz haberini verelim. Ha biz bildirelim de. Ha biz bildirelim. Hmm. Devlete keşif gelsin. Keşif gelsin. Görsün. Şahin. Aha bu yol Alanya'da da gidiyordu. Taksi ne varsa gidiyordu. Ama şimdi hiçbir şey gidemiyor. Köprü yıkıldığı için değil mi? Biz burada, tabii. Biz buradan geçerse de rehin aldık da. Karşıya şak diye geçerler. Basit köprü çok masraflı değil. Değil ya. Devlet bir el taksa. Bir el taksa 10 günde yapar atar. Devlet ne tüneller yaptı, ne dağları deldi. Buraya mı yapmayacak? Hepsini yapacak ama duyuran yok. Duyurum. Ha duyuralım. İlgisiz kalıyor. Tamam. Mutlaka 110 bin abonenin içinde devlette görevli vardır mutlaka. Vardır olmaz mı kızım? Yollara, izlere bakan. Duyuran bir şey yap. Neydi bakanımızın adı bizim? Karayolları Bakanı'na. Yollara bakan şeyimizin adı. Köprüler. Eskiden Binali Bey'di. Ondan sonra değişti. Adı aklıma gelmiyor. Gal neyse. Söyle. Taş. Helen göçmüş, yıkılmış. Bakımsız. Ha bunlar Allah'a sen bir gösterin. Oh yavrumuza bak Ali İbrahim Hoca. O hoca meyveler terkini vuracaksın diyor. Kesecek. Kesemediğinden bir yerini ekemiyor millet. Karşısında evet. Babam nerede? Bak kimse gelemiyor yolsuzlukta. Bak heyelan ne hale getirmiş. Bak. Köyün en ovası buraya işte kullanılan atıl oldu. Atıl. Evet. Köyün en kullanılacak yeri köy tepede. Evet küçük köy demesin. Devletimiz el atsın köprümüze. Küçük köyden büyük işler çıkar yavrum. Küçük olup da hep büyük adamlar küçük köylerden gidiyor ya. Göz doktorumuz çıktı daha buradan.
Göz. En kıymetli doktorumuz göz doktoru, uzmanın üstü. Uzmanın üstü. Evet, daha bu köyden çıktım. Olur yani köylere bakım olsa. Daha neler neler çıktı, öğretim üyeleri çıktı değil mi? Evet. Fadime abla, senin kaç çocuk var? 4. Çocuklar ne iş yapıyor? 4 çocuğum var. Çok bilgili konuşuyorsun da hani maşallah. Tahsil? 3 çocuğum var, ilkokul mezunu. 3 çocuğum var, 3'ü de öğretmen. Eşim bir okul müdürü, öğretmen. Heh. Ama işte biz kendimiz böyle ilişkilerle uğraşıyoruz. Katkıda bulunmak için ev hanımıyım. Çoluk çocuk okuttuk, büyüttük. Ama işte şimdi böyle yerlere de döndük yeri. Yaşım oldu 60. Aynen. Evet. Yine de işe yapmak zorundayız. Şurada malımızı terk edemiyoruz. Bak şurada evet. Bir dere var. O dereden. Katkıda bulunmak istiyoruz. Şu dağın arkasında tamam. Öyle bir yerler var ki. Araziler yol olsa oradan kayanın dibine evet, açılsa. Evet, evet. Belki 10 köy var. Mekanlarımıza geçemiyoruz ya. Gerçek ulaştığımız yere uçamıyoruz. Bir köprünün hatırına. Bir köprünün hatırına inan 500. Kilometre yenge bak ta karşıdaki dağı görüyorsun değil mi? Bak araçlarımız ta o dağda bak. Ta orada bıraktık oradan bak. Ta oradan indik. 4-5 kilometre tabii. Yürüyerek geliyoruz ve buradaki yüklerimizi tekrar oraya götürmek zorundayız elimizle yani. Aynen. Evet. Çok mağdur durumdayız. Bir de şu dağın arkasında öyle bir yer var ki. Bu kadar böyle üstü. Çok basit 50 metre evet. Var mıdır? 50 metre yoktur ya. Yoktur 50 metre. 10 metre ya. 15 olsun. 15 metre. 15 metre olsun. Bir traktör geçecek kadar olsun. Biz ona razıyız. Yani çayın üstünden geçilmiyor. Geçilmiyor. Hele devlet, kışın. Kışın hele hiç geçilmiyor. Sen geldiğinde hiç geçilmiyor. Hiç geçilmiyor. Ya devlet koca tünelleri, dağları deliyor da bu köprüyü mü bize yapmayacak yavrum? Bir söyleyin işte. Tamam. Duyurum. Fadime abla böyle, çocuklar ne iş yapıyor senin? Çocuklarım öğretmen. Dışlarda gittiler. Gittiler, yalnızsın sen. Yalnızım. Ama yalnız. Ekonomide bulunmak için tarlalar işletiyor. Bulunmak için çalışıyorum işte. Ağaç başlarında vakit geçiriyoruz. Yaşımızı uzatmış ama yapacak bir şey yok. Malın bulunmuş. Bir de yolun izi olmayınca perişan oluyoruz böyle. Evet değil mi? Sıkın. Devletimize duyurmak lazım yani. Devlet evet. Duysa ben yapacağına inanıyorum. Yapar. İnşallah yapar. Ha, yapar. Duyuracağız. Bu videoyu duyurasıya kadar uğraşacağız. Evet, uğraşacağız bunu. Mutlaka bak o kadar söyledim. Tamam. Çok güzel de konuş. Allah böyle yol ne gördüm ne duydum. Heh. Ömrümde. Anam. Allah. Şuna bak ya. Allah. Her yer taş çakıl. Şeytan değneğiyle çıkamayacak bu dağlarda. Hadi kızım hadi. Hadi. Gel. Oradan dereden nasıl geçilecek şimdi? Üzüntü değil mi? Bu güzelim şalvarın mı ıslansın şimdi? Evet. Sıkıntı. Sıkıntı. Üstümüzün ıslandığını bırak, arazilerimiz kaldı. Arazileri kullanamıyoruz. Köprüsüzlükten. Heh. 2018 tarihinde seçimden bir hafta sonra bu olay. Tayyip Baba duysun. İşte köprümüz olmadığı için bakın, şu rezalet. Bahçede çalışan insanlar mecburen bu dereden geçmek zorunda kalıyorlar. Geçemiyoruz. Görüyorsunuz bak eskiden burada köprü varmış. Köprü benim çocukluğumda Aslan köprü vardı buraya. Geliyoruz. Köprüyü aldı ondan sonra da yaptıramadık. Mecburen sarlandı. Ya devletin yaptırması lazım. Aynen. Devletin. Çaydan geçmek, dereden geçmek zorunda kalıyoruz. Devlet babadan bir köprü istiyoruz. Yap verirlerse çok teşekkür edeceğiz. Mağduruz yani. Tarlalarımızı kullanamıyoruz. Topladığımız meyveler neyle taşıyacağız burada? Nasıl götüreceğiz? Affedersin bunda lağım suyu var biliyor musun? Değil mi? Bu suda mikrop var. Ya mikrobu da bırakıyor. Sen mikrop var da nasıl geçer? O tarlalar gadı olan dağ var. Aynen. Kim aynen. Bekecek? Kim bekecek? Aynen. Çoluk çocuk gelmiyor. Gelmiyor. Araba geçmiyor. Traktör geçmiyor. Meyveleri topladık. Taşıyamıyor. Aynen. Video bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sen önerden bir düşersin. Bir. Allah 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 bir hafta sonra bu olmuyor, yakışmıyor bizim hükümetimize. Haber verince yapmasını istiyoruz mutlaka. Aynen. Katılıyoruz biz de sana. Bakın köprü burada vardı. Köprünün ayağı vardı.
yıkıldı. Sel yıktı. Devletimizden yardım bekliyor köylüler. Arazilerine geçemiyor, böyle mağdur oldular. Sen tıslandın. Evet. Evet sayın yetkililerimiz, görüyorsunuz işte, söylemeye gerek yok. Bakın köprümüz olmadığı için mecburen paçalar sıvayıp su az olduğu için geçirebiliyor ama sular daha yüksek olduğunda özellikle kış aylarında arazilere geçilmiyor. Buradan geçemiyor.